Herkese merhaba dostlar ben Ozan. Bildiğiniz gibi Xiaomi 13 serisiyle beraber MIUI 14 sürümünü de tanıttı. Ve gerçekten MIUI 14'e baktığım zaman da depolama konusunda olsun, performans anlamında olsun MIUI 14 ciddi bir deneyim iyileştirmesi sağlayacak gibi gözüküyor. Bana destek vermek bu videoların devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Öncelikle bu videoda MIUI 14'ü en hızlı ve güvenilir şekilde telefonumuza nasıl kurabiliriz bundan bahsedeceğim. Ve güncellemeyi hangi Xiaomi, Poco Redmi cihazları alacak? Onları da açıklamalar kısmına tek tek yazacağım. Oradan telefonunuzun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Şu anda Xiaomi 12T serisi ve Xiaomi 11 serisinden de birkaç model için direkt olarak MIUI 14'ü kurabileceğimiz paketler var. Ama Aralık ayı itibariyle bu güncellemeler global sürüme sahip değil. Yani yüklediğiniz zaman Çin ve bazı telefonlar içinde Hindistan sürümleri bulunuyor. Bunları yüklediğinizde direkt MIUI 14 sürümüne geçebilirsiniz. Fakat ben kesinlikle bu yöntemi önermiyorum. Hem güvenlik açısından hem de telefonu iyileştireceğim derken daha kötü noktalara gidebilir. Bu yüzden ben burada telefonumuzla tam uyumlu olan MIUI sürümünü yükleyeceğiz. Yapacağımız işlemler çok basit. Fakat videoyu atlamadan başından sonuna kadar izlemenizi öneririm. Herhangi bir adımda yanlışlık yaparsanız telefonunuzu MIUI 14'e güncelleyemezsiniz. Yapacağımız ilk adım açıklamalardaki linki telefonumuzda açıyoruz ve gördüğünüz gördüğünüz gibi böyle bir ekran sizleri karşılayacak. Şartları kabul edin ve başla diyoruz. Xiaomi güvenlik politikalarını kabul ediyor musunuz diyor. Evet deyip devam ediyoruz. Ardından Mi hesabı ve e-mail numarasını isteyeceğini söylüyor. Burada da evet deyip devam ediyoruz. Üçüncü soruda da 18 yaşından büyük olduğumuzu işaretliyoruz. Dördüncü soruda beta sürümleri deneyeceğimiz için tekrardan geri dönmek istersek veri kaybı oluşabileceğinden bahsediyor. Burada da yes deyip devam edebiliriz. Şu ana kadar MIUI'yi beta sürümlerini epey kullandım ve telefondaki fotoğraflarda diğer dosyalarda da herhangi bir problem yaşamadım ancak tabii ki MIUI 14'ün ilk sürümleri olduğu olduğu için %1 de olsa veri kaybı yaşanabilir. Bu güncellemeyi herkesten önce yüklemek istiyorsak bunu kabul etmemiz gerekiyor. Beşinci adımda bizden Mi ID istiyor. Buradan çıkıp ayarlara geliyoruz. Biraz aşağı indiğimiz zaman Mi hesabı bizleri karşılıyor. Buradan profile girip Xiaomi hesap kimliğine tıklıyoruz ve anında kopyalandı. Tekrar Chrome'a gelip Mi hesabını yapıştırdık. İleri dedikten sonra şimdi de telefonun e adresini yazacağız. Tekrardan ayarlara gelip buradan çıkıyoruz. Yukarı geldiğimizde telefon hakkında tüm özellikler en altta durum var. Oradan e adresine bakabilirsiniz telefonun markasını seçiyoruz. 7. soruyu da atladığımızda 8. soruda telefonumuzun modeline bakmamız gerekiyor. İleri dedikten sonra telefonumuz hangi ROM'a sahip buna bakıyoruz. Türkiye ROM olduğu için TR ROM'u seçtim. Son olarak da bu ROM'u gerçekten test etmek istiyor musun diyor. Burada da yes deyip devam ediyorum ve artık MIUI 14'ü bu adımları benimle tamamladığınızda Xiaomi ilk MIUI sürümünün global versiyonunu yayınladığı anda telefonunuza güncelleme gelecek otomatik olarak telefonumuza kurulmayacak. MIUI 14 çıktığı anda telefonunuza bildirim gelecek. Oradan kurabilirsiniz veya ayarlara gelip telefon hakkında güncellemeyi kontrol et bölümünden de indirebileceğiz. İnternetten farklı ROM'ları indirmeye göre çok daha güvenilir ve veri kaybı yaşama ihtimalinizin minimuma indiği bir yöntem diyebilirim. Beta sürüm kullanmanın güzel yanlarından biri de performans kayıplarını, hataları, sorunları vesaire ilerleyen güncellemelerde düzeltilmesi için bildirebiliyoruz. Bunlar tüm şart. Xiaomi kullanıcıları açısından önemli avantajlar. Tahminimce Mart ayına doğru MIUI 14'ün tam sürümünü telefonumuzda kullanmaya başlayacağız. Gösterdiğim bu yöntemi uyguladığınızda ilk olarak MIUI 14 sizlerin telefonuna gelmiş olacak. Açıkçası MIUI 13 bende bir hayal kırıklığı oluşturdu. Özellikle de orta segment cihazlarda ciddi anlamda performans kaybı yaşayabiliyorduk. Genel anlamda da çok beğendiğim bir arayüz olmadı. Fakat MIUI 14'ten çok daha ümitli olduğumu söyleyebilirim. Çünkü yapılan testlerde MIUI 13 oranla performansta pil tüketimi olarak iyileştiği gözüküyor. MIUI 14 telefonuma gelir gelmez ilk kullananlardan birisi olarak incelemesini de yapacağız. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.